Masalların gizemlerle dolu büyülü dünyasına hoş geldiniz. Daha önce hiç dinlemediğiniz birbirinden güzel ve farklı masalları sizler için seslendirmeye devam ediyoruz. Bugünün masalı dünya masallarından olan Yaz Nasıl Geldi masalı. Hadi hep birlikte başlayalım. Günlerden bir gün tarla sarmaşığı artık kışın karından, soğuğundan sıkılmış, dört gözle baharın gelmesini bekliyormuş. Bazı günler ona acımasız kuzey rüzgarı hiç oradan ayrılıp da buz diyarındaki evine dönmeyecekmiş gibi geliyormuş. Soğuk nefesiyle koca göl Gitche Gumme'yi baştan aşağı dondurmuş, her yeri de karla kaplamış. Artık koca göl nerede bitiyor, kara nerede başlıyor anlamak neredeyse imkansızmış. Çam ağaçlarının yeşili dışında beyazdan başka hiçbir renk görünmüyormuş etrafta. Ne suların şırıltısı ne de kuşların şarkısı. Bütün dünya beyaz, sersemletici bir sessizlik içindeymiş. Serçe Vil Opeçi bir daha geri dönmeyecek mi yoksa diye iç çekmiş tarla sarmaşığı. Ya hiç yaz olmasaydı? Güney rüzgarı Şavi Modese, menekşelerle güvercinleri hiç getirmeseydi? Ne korkunç olurdu değil mi Lago? Biraz sabırlı ol tarla sarmaşığı, diye cevap vermiş yaşlı adam. Çok geçmeden yaban ördeklerinin sesi duyulmaya başlar kuzeye göçerken. Çok mevsim geçirdim ben. Yaz bazen hiç gelmez gibi görünür insana ama eninde sonunda gelir. Ben de biliyorum sabretmem gerektiğini, demiş tarla sarmaşı. Ama kuzey rüzgarı çok güçlü, çok acımasız. Acaba bundan çok çok daha güçlü olup da buraları kendi evi yaptığı zamanlar oldu mu? Düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor. Lako yavaşça ateşin yanından kalkmış. Kapıyı kapatan bufalo derisini biraz kenara çekmiş. Yıldızlarla dolu cam gibi gökyüzünü işaret etmiş. Bak demiş, şurada kuzeydeki yıldız kümesini görüyor musun? Ona ne isim verdiğimizi biliyor musun peki? Ben biliyorum demiş kartal tüyü. Ojek Anunk onların adı. Yani zerdeva yıldızları. Doğru taraftan bakınca tıpkı bir zerdeva benziyorlar. Şöyle uzanmış, kuyruğunda da bir ok var gibi gördün mü? Zerdeva ha diye tekrarlamış tarla sarmaşı. Şu tüylü hayvanı mı diyorsunuz? Tilkiye benzeyen. Sansar da diyorlar hani. Ta kendisi demiş kartal tüyü. Şimdi gördüm demiş tarla sarmaşı. İyi de zerdeva niye öyle boylu boyunca yayılmış? Kuyruğunda da ok var. Bilmiyorum ki diye cevap vermiş kartal tüyü. Belki canını zor kurtarmıştır avcının birinden. Lago biliyordur belki. Lago perdeyi kapatmış, ateşin başına geri dönmüş. Bir zamanlar dünya üzerinde hiç yaz olmadığı bir zaman var mıydı diye merak etmiştin ya, demiş tarla sarmaşığına dönüp. Doğru tahmin ediyordun. Zerdeva Ojek göklerden yazı getirmenin bir yolunu bulana kadar bütün dünya karla kaplıydı ve hava her zaman soğuktu. Ojek, biz ısınalım, rahat edelim diye canını feda etmeseydi, kuzey rüzgarı şimdi buz diyarını yönettiği gibi bütün dünyayı yönetiyor olurdu. Tarla sarmaşığıyla kartal tüyü bir zamanlar Mukva'nın kış kürkü olan yumuşak kilimin üzerine oturmuşlar, Lago da onlara yazın nasıl geldiğini anlatmaya koyulmuş. Koca gölün hemen yanı başındaki vahşi ormanda bir zamanlar Ojek adında maharetli bir avcı yaşarmış. Ormanı onun kadar iyi bilen kimse yokmuş. Başkalarının yol gösterecek bir patika olmaksızın kaybolup gideceği yerlerde, sanki gözleri ormanın ötesini görür gibi gece gündüz yolunu kolayca bulurmuş. Kızıl geyiklerin peşinden gider, hiçbir ayı ona izini kaybettiremezmiş. Avcı bir tilki gibi kurnaz, bir kurt gibi dirayetli, tehlike kokusunu aldığı gibi tuzu dumana katan bir yabani hindi gibi hızlıymış. Ojek'in attığı bütün oklar hedefini vururmuş. Bir yolculuğa çıkmayı kafasına koydu mu,
ne fırtınalar onu döndürebilirmiş, ne de tipiler. Kafasına koyduğu her şeyi herkesten daha iyi yaparmış. O yüzden bazıları Oje'nin büyülü güçleri olan bir varlık olduğuna inanırlarmış ve haksız da sayılmazlarmış. Oje ne zaman istese kendini zerdeva veya sansar diye bilinen minik bir hayvana çevirebilirmiş. Belki de bu yüzden hayvanların bazılarıyla arası çok iyiymiş. Ne zaman yardıma ihtiyacı olsa bu hayvanlar hemen koşarlarmış. Bunların arasında susamuru, kunduz, vaşak, porsuk ve ayı sansarı varmış. Günlerden bir gün öyle bir şey olmuş ki, Oşek yardımlarına en çok ihtiyaç duyduğu zamanda bu hayvanlar canla başla yetişmişler. Oşek'in çok sevdiği bir eşi ve en az babası kadar iyi bir avcı olacağı küçük yaşlarından belli olan 13 yaşında bir oğlu varmış. Yay ve ok kullanmada daha şimdiden eline su dökebilen yokmuş. Bir gün gelir de Oşek artık ailesini beslemek için avlanamaz duruma düşerse, oğlu avladığı hayvanlarla aileyi çekip çevirebilirmiş. Oşek eve sürekli geyik eti, ayı eti ve yabani hindi eti getirdiğinden ailenin yiyeceği her zaman çok bolmuş. Kendilerini sıcak tutacak deri ve kürkten kıyafetleri de varmış. Ateşlerini her zaman canlı tutacak yakacakları da varmış ama bütün bunlara rağmen sona ermeyen kış boyunca bir kere olsun erimeyen kar, dinmeyen rüzgar hayatlarını zorlaştırıyormuş. Bilge bir adam bir yerde gökyüzünün yalnızca bizim dünyamızın çatısı değil, ancak daha yukarıdaki çok daha güzel bir dünyanın da zemini olduğunu duymuş bir zaman. Burası öyle bir dünyaymış ki, parlak tüylü kuşlar yaz denen sıcak güzel bir iklimde şarkılar söylermiş. İnsanların inanmak istediği güzel bir öyküymüş bu. Üstelik güneşin dünyaya çok uzak, gökyüzüne ise çok yakın olduğunu düşününce çok da inanılmaz gelmiyormuş kimseye. Oje'nin oğlu da uzun kış geceleri boyunca bu hikayeyi düşünür, elinden bir şey gelip gelmeyeceğini merak edermiş. Babası her şey yapabilirmiş nihayetinde. İnsanlar onun büyülü güçleri olduğunu bile söylüyorlarmış. Belki babasıyla konuşsa, yaz mevsimini dünyaya getirmenin bir yolunu bulabilirmiş. Bazen hava o kadar soğuk olurmuş ki, oğlan ormana gittiğinde parmakları buz yanığı içinde kalırmış. O zaman ne yaparsa yapsın, yayını gerip ok atamaz, eve av eti götüremezmiş. Bir gün ormanda her zamankinden daha uzağa gitmiş ve soğuk yüzünden yine eli boş dönerken bir ağacın dibinde oturan kızıl bir sincaba rastlamış. Sincap elindeki kozalağı kemirmekteymiş ve minik avcı çok yakınına gelmesine rağmen ondan kaçmamış. Oğlan biraz daha yaklaşınca kızıl sincap konuşmaya başlamış. Canım evladım, sana söylemek istediklerim var. Aç kulağını iyi dinle. Oklarını şöyle bir kenara koy. Vurmaya kalkma beni. İyi tavsiyeler vereceğim sana. Çocuk gözlerine inanamamış. Hayatında ilk defa bir sincap onunla konuşuyormuş. Yayını gevşetmiş, okunu sandığına koymuş. Şimdi beni iyi dinle, demiş sincap. Dünya hep karla kaplı. Parmak uçların her zaman buz yanığı oluyor ve bu da seni mutsuz ediyor biliyorum. Ben de soğuktan nefret ediyorum senin gibi. Bu ormanlarda yiyecek tek bir şey bulamıyorum çoğu zaman. Topraksa hep buz tutmuş oluyor. Baksana, bir deri bir kemik kaldım. Çam kozalağıyla ömür geçmez ki. Eğer birileri yaz mevsimini göklerden alıp getirecek olsa bundan güzel şey mi olur? Bu sözler karşısında şaşkınlığı bir kat daha artan oğlan, ''Ne? Söylenenler doğru mu yani?'' diye sormuş. ''Gerçekten de göklerde sıcacık bir ülke mi var? Kış gerçekten de birkaç ay mı sürüyor orada?'' ''Öyle ya,'' demiş sincap. ''Biz hayvanlar çok uzun zamandır biliyoruz bunu. Güneşe yakın yerlerde uçan kartal Kenu bir keresinde gökyüzünde bir çatlak görmüş. Dünyayı sularla kaplayan bir fırtına esnasında yıldırımın açtığı minik bir yarıkmış bu. Ve Kartal Kenu bu yarıktan sıcacık bir esinti geldiğini fark etmiş ama orada yaşayanlar hemen kapatıvermişler yarığı.
Demek yaşlılar doğruyu söylüyormuş demiş çocuk. Babam Ojek aklına koyduğu her şeyi yapan bir adamdı. Acaba bir denese yaz mevsimini bize getirebilir mi dersin? Getirir tabii ya demiş Sincap sevinçle. O yüzden söyledim sana bunları ben. Senin baban bir manitu. Eğer çok istersen ne kadar mutsuz olduğunu söylersen bir şey yapmadan duramaz. Eve döndüğünde şu buz yanığı olan parmaklarını göster babana. Nasıl gün boyu karla cebelleştiğini, eve nasıl zorluklarla döndüğünü anlat. Böyle giderse bir gün ormanın bir yerinde donup kalacağını, bir daha da evine dönemeyeceğini söyle. Baban seni çok seviyor. Eli kolu bağlı duramaz öyle. Oğlan Sincap'a teşekkür edip söylediklerini yapacağına söz vermiş. O günden sonra da bir an olsun ara vermeden babasına yalvarmış da yalvarmış. Ojek en sonunda dayanamamış ve ''Bak oğlum, benden istediğin şey çok tehlikeli.'' demiş. ''Bu işe kalkışırsam sonucu ne olur, başıma ne gelir bilmiyorum üstelik. Ama bu manito gücü boş yere verilmedi. Hep yararlı şeyler yapmaya çalıştım. Gidip yaz mevsimini göklerden getirmekten, dünyayı yaşaması daha kolay, daha güzel bir yer yapmaktan daha faydalı ne olabilir ki?'' Ojek hemen bir ziyafet hazırlatıp dostları su samuru, kunduz, vaşak, porsuk ve ayı sanslarına davet etmiş. Kafa kafaya verip ne yapabileceklerini konuşmuşlar. İlk sözü söyleyen uzun bacaklarıyla birçok yere gitmiş olan vaşak olmuş. Eğer gözleriniz keskinse ayın olmadığı bir gece gökyüzüne baktığınızda yaşlı ve bilge insanların tıpkı vaşağa benzediğini söylediği bir yıldız kümesi görürsünüz. Böyle konularda herkes vaşağın söyleyeceklerini çok ciddiye alırmış. Bu yüzden konuşmaya başladığında diğerleri saygıyla dinlemişler. Daha önce hiçbirimizin görmediği yüksek bir dağ var demiş vaşak. Tepesi bulutlarla gizlidir. Tek bir ayak basılmamıştır oraya. Söylediklerine göre bu dünyadaki en yüksek dağmış. Bu esnada su samuru gülmeye başlamış. Hayvanlar içinde bunu yapabilen sadece o varmış. Bazen sebepsiz yere güler dururmuş. Ayrıca kendisini diğer hayvanlardan daha zeki zanneder, gösteriş yapmayı da pek severmiş. ''Neye gülüyorsun sen?'' diye sormuş vaşak. ''Yok bir şey.'' demiş susamuru. ''Öylesine gülüyorum.'' ''Bu gülmelerin bir gün başını belaya sokacak, benden söylemesi.'' demiş vaşak bunun üzerine. Sırf kendi gözlerinle görmedin diye öyle bir dağ yok mu zannediyorsun? Nasıl çıkarız bu dağın tepesine biliyor musun? Diye araya girmiş Ojek. Tepesine tırmanabilsek yarar çıkarız gökyüzünü. İşe yarar gibi geliyor kulağa. Ben de öyle düşünüyordum demiş Vaşak. Nerede olduğunu bilmiyorum bu dağın. Evet, ancak bir aylık mesafede dev biçiminde bir manitu yaşıyor. O biliyor dağın yerini. Sorarsak söyler bize. Böylece Ojek eşine ve oğluna veda etmiş. Vaşak ve Ojek önde, diğerleri arkada yola düşmüşler. Gerçekten de Vaşak'ın söylediği gibiymiş her şey. Gece gündüz bir ay boyunca yol aldıktan sonra bir çadıra denk gelmişler. Manitu da kapıda bekliyormuş. Tuhaf görünümlü bir adammış. Daha önce böylesini hiç görmemişler. Koca bir kafası, üç gözü varmış. Gözlerinden bir tanesi diğer ikisinden yukarıda, alnının tam ortasında duruyormuş. Manito onları çadırına davet etmiş, önlerine yemeleri için biraz et koymuş. Ancak adam o kadar tuhaf görünüyormuş, o kadar garip hareket ediyormuş ki, su samuru gülmekten kendini alamıyormuş. Bunun üzerine Manito'nun alnındaki göz, yanan bir kömür gibi kıpkırmızı olmuş. Adam su samurunun üzerine öyle bir atılmış ki, hayvan canını zor kurtarmış. Kapıdan var gücüyle kaçıp gecenin karanlığında gözden kaybolmuş. Su samuru gidince Manitu biraz sakinleşmiş. Misafirlerine geceyi çadırında geçirebileceklerini söylemiş. O gece bütün arkadaşları uyurken uyanık kalan Ojek, Manitu'nun uyurken gözlerinden sadece iki tanesini kapattığını fark etmiş. Alnındaki göz sürekli açık duruyormuş. Sabah olduğunda Manitu, Ojek'e kuzey yıldızını izleyerek ilerlemesini, 20 gün kadar Kızılderililerin dediği gibi 20 güneş sonra dağa ulaşacaklarını söylemiş. Ve eklemiş.
Ojek, sen de bir manito olduğun için dağın tepesine tırmanabilirsin demiş. Arkadaşlarını da al yanına. Ama seni uyarayım. Dağın tepesine bir kez çıktıktan sonra geri dönüp dönemeyeceğinizi bilmiyorum. Çıkacağımız yer gökyüzüne yeterince yakınsa gerisi önemli değil diye cevap vermiş Ojek. Bir kez daha yola koyulmuşlar. Biraz ilerledikten sonra su samuruyla karşılaşmışlar yeniden. Onları gören su samuru yine gülmeye başlamış. Ancak bu sefer arkadaşlarını tekrar gördüğü için sevinçten gülüyormuş. Üstelik Ojek yanında akşam yedikleri etin birazını da getirmiş. 20 gün yol aldıktan sonra dağın eteklerine varmışlar. Günler süren tırmanma yolculuğu başlamış artık. Tırmana tırmana bulutların arasından geçmişler, yorulmuşlar, hırpalanmışlar ama durmamışlar. En sonunda nefes nefese dağın zirvesine varıp kendilerini oracığa bırakıvermişler. Buradan gökyüzü o kadar yakın görünüyormuş ki, ellerini uzatsalar dokunuverecek gibilermiş. Ojek ve arkadaşları pipolarını doldurmuşlar ancak içmeye başlamadan önce yüce ruha seslenip kendilerine yardım istemesini dilemişler. Kızılderililerin yaptığı gibi önce yeryüzünü, daha sonra gökyüzünü ve dört yönü işaret etmişler. Pipolarını içmeyi bitirdiklerinde Ojek, ''Hanginiz en yükseğe sıçrayabiliyor?'' diye sormuş. Su samuru kıs kıs gülmüş. ''E hadi zıpla bakalım madem.'' demiş Ojek. Su samuru gerinip gerinip havaya sıçramış, başı gökyüzüne çarpmış, gerçekten de ancak gökyüzü sandığından daha sertmiş. Su samuru kafasını vurduğu gibi yere düşmüş. Dağın yamacından aşağı doğru kaymaya başlamış. Kısa süre sonra da gözden kaybolmuş. ''Of!'' demiş Vaşak. ''Şimdi nasıl gülecek merak ediyorum doğrusu.'' Sıra Kunduz'a gelmiş. O da tıpkı su samuru gibi göğün tabanına kafasını vurup aşağı düşmüş. Porsuk'la Başak'ın da şansı pek yaver gitmemiş. Sonradan epey baş ağrısı da çekmişler. ''Artık her şey sana bağlı.'' demiş Ojek ayı sanslarına dönerek. ''İçlerinde en güçlüsü sensin zaten. Hadi kuvvetlice bir zıpla bakalım.'' Ayı sansları zıplamış, göğe yetişememiş ama sağ salim inmiş tekrar yere. ''Olacak bu iş.'' demiş Ojek sevinçle. ''Hadi bir daha.'' Bu defa ayı sansarı tırnaklarıyla bir çentik atmış gökyüzüne. ''Aha!'' diye bağırmış Ojek. ''Çatlıyor işte. Hadi bir kez daha zıpla.'' Ayı sansarı üçüncü defa zıpladığında göğü yarıp üst tarafa geçmiş. Ojek de hemen peşine düşmüş. Etrafa baktıklarında gerçekten şahane bir ülkede olduklarını görmüşler. Hayatı karkış içinde geçmiş olan Ojek sanki bir düşteymiş gibi etrafına bakılmış. Gördüklerinin gerçek olduğuna inanamıyormuş. Kurak, her zaman kar altında, suları hep buz tutmuş olan, tek bir kuşun sesinin bile duyulmadığı, kederli bir dünyayı geride bırakıp, yeşil ovalarla, renk renk çiçeklerle, parlak tüylü kuşlarla, dallarından ballı meyvelerin sarktığı, ağaçlarla dolu bir ülkede bulmuşlar kendilerini. Çayırların arasından dereler akıyor, gidip masmavi göllere dökülüyormuş. Hava yumuşacıkmış. İnsanın tenini ısırmıyormuş. İnsan nefes aldığında burnuna çiçeklerin kokusu geliyormuş. Yaz mevsimi buymuş demek. İleride bir gölün kenarında gökyüzü insanlarının yaşadığı çadırlar varmış. Çadırlar boşmuş ama her birinin önünde içinde birbirinden güzel kuşların olduğu kafesler asılıymış. Yazın sıcak esintisi ayı sansarının açtığı delikten dünyaya doğru giderken o şekilde kuşlar yaz esintisinin arkasından uçabilsin diye kafesleri açmaya girişmiş. Bu esnada gökyüzü insanların neler olup bittiğini fark edip telaşla bağırmaya başlamışlar. Ancak ilkbahar, yaz ve güz o zamana kadar çoktan kaçıp gitmiş dünyaya açılan delikten. Arkalarından bir sürü kuş da götürmüşler üstelik. Ayı sansarı da bu esnada açtığı deliğe ulaşıp gökyüzü insanları onu yakalamadan dünyaya kaçmayı başarmış. Ancak Ojek onun kadar şanslı değilmiş. Oğlunun kuşların hepsini görmek isteyeceğini düşünerek kafeslerin kapısını tek tek açmakla uğraşıyormuş hala. Gökyüzü insanları yetişip de deliği kapattıklarında Ojek için artık çok geçmiş.
gökyüzü insanları deliği tamir etmeyi bırakıp da onun peşine düşünce, o işe kendisini hemen zerdebaya çevirmiş. Ovaları geçerek kuzeye doğru var gücüyle koşmaya başlamış. Zerdeva olarak insan halinden çok daha hızlı koşuyormuş. Üstelik o bu şekle bürünmüşken atılan bir ok onu ancak kuyruğunun ucundan vurursa yaralayabilirmiş. Ancak gökyüzü insanları da o şeyin beklediğinden çok daha hızlı koşuyorlarmış. Zerdeva son çare olarak bir ağacın tepesine tırmanmış. Fakat çok iyi nişancılar olan gökyüzü insanları onu ok yağmuruna tutmaya başlamışlar. En sonunda bu oklardan biri gelip onun canını yakabilecek tek yere, kuyruğunun ucuna saplanıp kalmış. Zerdeva artık sonunun geldiğini anlamış böylece. Bu esnada aşağıdan hala ok atmakta olan insanların bazılarının elinde kendi kabilesinin totemlerini görmüş. "Kuzenlerim, ne olur gidin buradan, yalnız bırakın beni," diye bağırmış bunun üzerine. Gökyüzü insanları bu feryat üzerine onu yalnız bırakıp uzaklaşmışlar oradan. Zerdeva bir süre daha bekledikten sonra ağaçtan inmiş, etrafta biraz gezinmiş, yerlere bakınarak dünyaya geri dönebileceği bir delik aramaya koyulmuş. Ancak ortalıkta delik filan yokmuş. Biraz gezindikten sonra kendini aniden halsiz hissetmeye başlamış. Dünyadan bakınca yıldızların göründüğü gökyüzünün tabanına boylu boyunca uzanmış. "Sözümü tuttum nihayetinde," demiş kendi kendine. "Oğlum artık yaz mevsiminin tadını çıkarabilecek ve dünyadaki herkes de öyle. Burada yatıp kalayım ben. Çağlar boyu göklerde bugünlerin bir hatırası olarak durayım. İnsanlar benden sevgiyle bahsetsinler. Başka da bir şey istemem." İşte zerdeva böylece kalmış gökyüzünde. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınızda kendi gözlerinizle görebilir misiniz onu? Kuyruğunda bir okla öylece dururken. Kızılderililer ona zerdeva yıldızları anlamına gelen Ojek Anuk derlermiş. Diğer insanlar içinse onun adı Büyük Ayı Takım Yıldızı'ymış.